Üyelerim, sevgili yönetici arkadaşlarım, Turgay Başkanımız bir üyemizin eşi rahmetli olmuştu kanser hastalığı nedeniyle. Sabahleyin buraya cenazeye gitti. Gelemeyeceğini öngördüğümüz için onun adına ben söz talebinde bulunmuştum. Ufak birkaç not almıştım. O nedenle Ankara Bir Nolu Şube adına konuşmayı ben yapıyorum. Sevgili arkadaşlar, 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde 2 milyon 124 bin civarında kamu personeli vardı. Son 16 yılda 3 milyon 200 bine çıktı. Tabi bu kamudan uzaklaştırılanların dışında. Bunun içine askeri personel ve MİT dahil değil. Ve geçmişte kamu personeli seçme sınavıyla alınan kamu çalışanları daha sonraki dönemlerde hile-i şerlerle işte Diyanet İşleri Başkanlığı'na KPSS'si alımlar, işte mülakatla alımlar nedeniyle iyice torpilli alıma dönüştürüldü. Ve geldiğimiz noktada bu kulak misafiri olduğumuz bir şeydir. 2023 vizyonunda şu var arkadaşlar, muhalif memur olmayacak, iktidara muhalif memur. Ve bu 2023 vizyonuna bunu getirmeye çalışıyorlar. Bizler emekli olacağız yakın zamanda birçoğumuz ve yeni alınanların çoğu da mülakatla alındığı için hepsi iktidar memuru olacak. Yani sistem değişti malum, başkanlık sistemine geçtik, parti devletine dönüşmüş olacağız. Bu öngörülen bir süreç. Buna karşı bizim bir sendika olarak tavır almamız lazım. Şimdi az önce 3600 ile bitirdi arkadaş. Ben de 3600 ile ilgili meclise sunulan tasarıyı ufak gözden geçirdim. Bize 3600 değil 3800 verecekler yani. 3800 sadece bize vermeyecekler. Bütün kamu personelin ek göstergelerini artırıyorlar aşağı yukarı. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Biz bir 600'ü talep ederken hangi amaçla talep etmiştik? Biz öğretmen olarak diğer memurlardan farkımız vardır. Nitelikli bir devlet memuruyuz. Biz birazcık daha hakkımızı alalım diye talep etmiştik bu 3600'ü değil mi? Yani ücretlerimiz biraz daha bize yaraşır şekilde olsun. Ama gel gör ki bütün kamu personelinin 3600 ek göstergelerinin artırılmış olması bizim yine diğer kamu personellerle eşdeğer bir kazanım elde edeceğimiz anlamına gelir ki öğretmen olarak, eğitimci olarak bir farkımızın olmadığını gösterecektir. Kaldı ki keza bu enflasyonist süreç içinde işte %50'ye varan enflasyonda bizim çalışan ve emekli olarak alacağımız ücretler hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Burada şunu yapacaktır AK Parti, işte bütün bu emekliliğe yakın olan kamu görevlileri bu ek göstergelerinde artırılması sebebiyle işte gelirim arttı, emekli olabilirim düşüncesiyle emekliye ayrılacak ve yeni alacakları kamu çalışanlarını bu şekilde tamamen partililerden istihdam etmiş olacaktır. Durum budur. Buna göre yani durabiliyorsak kamuda durmaya devam edelim. Hemen emekliye ayrılmayalım. Arkadaşlar, şimdi biz Eğitim İş Ankara Bir Nolu Şubesi genel merkeze en yakın şubedir. Biz ikinci dönemde yönetimdeyiz. Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Haftası nedeniyle Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in öğretmenleri buluşuyor. Etkinliği yapıyoruz. Bu yıl beşincisini yaptık. Beşinci etkinliğimize Sayın Genel Başkanımız Veli Bey gecikmeli de olsa sağ olsunlar katıldılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Daha önceden böyle bir katılımda olmuyor idi. Keza yine Uğur Mumcu Anma Adalet ve Demokrasi Haftaları kapsamında Ankara 1 ve 2 nolu şubeler olarak etkinlikler yapıyoruz. Ama o etkinliklerde genel merkez tarafından rağbet gösterilmiyor. Bu geçen hafta 25'inde yaptığımız etkinliklerde bir tane genel merkez üyesi, yönetim kurulu üyesi arkadaşımız katılmadı. Görüldü. Geçmişte de pek yoktu. Bir tanesinde
Sayın eski genel başkanımız Veli Demir konuşmacıydı. O zorunlu olarak katılmış oldu. Durum bu. Yani en fiziki olarak en yakın olmamıza rağmen en uzak görür bağımız var sanırım genel merkezde. Biraz onu düzeltmek için çabalıyorlar. Karşılıklı gidip görüşmeler yapıyoruz ama ben duygusal olarak çok tatmin değilim. Buradan sezlenişimi ifade edeyim. Ayrıca biz bu sene her yıl yıl başında bir şantiyon üyelerimize dağıtıyoruz şube imkanlarımız çerçevesinde. Bu sene biz Medeni Bilgiler El Kitabı Atatürk'ün onu bir seçki haline dönüştürdük. O Medeni Bilgiler El Kitabı'nı aşağı yukarı %95 bütün üyelerimize dağıttık ve çok beğeni aldı. Bizim dışımızda da diğer illere bunu gönderdik. Çok sevindiler. Medyada, Fox TV'de falan reklam oldu. Ve faydalı bir kaynak olduğunu da düşündük. Bunu da genel merkeze önerimiz bu tür faydalı yayınları belki basılı materyal olarak dağıtmakta fayda var diyoruz. Bu anlamda Kızılcahamam ve Nallıhan haricinde bütün okullara gidilmiş. Bu yeni yıl hediyelerimiz dağıtılmış. Üyelerimizle görüşme yapılmıştır. Şimdi bazı şeyler biraz tekrar olacak ama iki gündür bu çabanın içerisine girmiştim ben. Daha önceden ilk basın açıklaması yapıldığı zaman Cemil Kılıç'la ilgili Sayın Genel Başkan'a bir mesaj gönderdim. Refleksiniz, tepkiniz çok takdire şayan, teşekkür ederiz diye. Ama sonraki süreçte bu işin biraz böyle askıda kaldığını görüyorum. Gün itibariyle burada çalışan komisyonların içinde etkinlik komisyonuna bu teklifi getirmiştim. Demiştim ki arkadaşlar bu kadar kalabalığız. Bu kalabalık bir eylem etkinlik şeklinde bir şey ortaya koysun. Bunlardan bir tanesi eski bakanımız İsmet Yılmaz gaflet içinde bir söylemde bulunmuştu. Sivas adayına işte Hilmi Bilgin'e vereceğiniz destek Ruzi Mahşer'de beratlarınızdan birisidir demişti. Bu bizim eski Milli Eğitim Bakanımız olması nedeniyle bizim tarafımızdan mutlaka bir tepkiyle karşılanması lazımdı. Çünkü anayasa madde 24 diyor ki kimse siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfus sağlama amacıyla her ne surette olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Bu kimsenin içine sayın eski bakan da girer ve bu anayasal suç işlemiştir. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunmamız gerektiğini ben hem MYK'ya şifaya olarak ilettim hem söyledim. Hukuk sekreterimize havale ettiler. O da avukatımızla görüştü ama ciddi bir tepki konulmadı. Benim arzum şuydu. Dün mesai çıkışına doğru saat 4 gibi adliyeye gidilip bu konuyla ilgili bir suç duyurusu yapılsaydı daha anlamlı olurdu. Bizim başkanlar kurulunda medyada duyurulması noktasında ya da eğitim için laik demokratik cumhuriyetin kazanımlarının korunması noktasındaki sahiplenme duygusunu kamuoyuna iyi bir şekilde ifade etmiş olurduk. Kaldı ki Amerikan şu anda Venezuela'ya Libya'da olduğu gibi bir katliam yapmak sürecinde asker yürüyor ve şu anda işgal edilecek pozisyonda. Biz anti-emperyalist bir örgüt olarak eğitim iş olarak bu konuda da gerekli tavrı ortaya koymamız gerekiyor idi. Ama gel gör ki belki Amerikan Büyükelçiliğine giderek hani kullanıyorlar ya We are Maduro Google Translate çeviriyor biz deliyiz. Evet bu dönemde eğitim işte olmak biraz delilik gerektiriyor. Hepimiz biraz deliyiz. Hepimiz biraz We are Maduro olmak durumundaydık. Çünkü malum iktidarın yoğun baskısı nedeniyle bu tavrımızı ortaya bir kere daha delilik yaparak koyabilirdik. Arkadaşlar bunda da sınıfta kaldık diye düşünüyorum. Kaldı ki şimdi Cemil Kılıç'la ilgili o çabamızın yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili uyarmış şekilde yaptım. Cemil Kılıç bizim sarı öküzümüz. Yani öküz tabiri belki
farklı algılabilir ama medyada öyle işte bilirsiniz herkes sarı öküz hikayesini. Evet, sarı öküzü biz vermememiz lazım. Aynı zamanda gündemdeki olan tabirle bizim beka sorunumuzdur Cemil Kılıç. Yani sendikamızın varlık yokluk meselesidir arkadaşlar. Cemil Kılıç'ı verirsek bizim o alanlarda attığımız hani romantik sloganlar var ya, birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için, ya da kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hep birimiz. Bu sloganlar sadece romantik bir söylem haline kalır. Bizim içselleştirdiğimiz bir davranış olmaktan çıkar. Biz bu noktada daha samimi davranmamız lazım. Bir üyemizi bile bu iktidara vermemeliyiz. Şöyle bir not almıştım. Evet, Cemil Kılıç'ın isminin ön ismi Mustafa Cemil Kılıç. Atatürk Muhammed Mustafa ile ilgili dünyanın en büyük insanı diye tabir kullanmış. Evet, bizim de şansımız var ki Mustafa Cemil Kılıç var bizim örgütümüzde. Evet, Muhammed Mustafa var. Mustafa'nın tanımı arkadaşlar temizlenmiş, seçilmiş, güzide insan demektir. Eğitim işlerde hepimiz birer Mustafa'yız. Mustafa Kemal Atatürk'üz. Mustafa İsmet İnönü'yüz. Mustafa Fevzi Çakmağız. Mustafa Fevmi Kulübilay'ız. Ben şahsen tanışma ve teşvik meselinde bulmuş, imkanına sahip olmuş bir insanım. Mustafa Bülent Ecevit'iz ve Mustafa Cemil Kılıç'ız arkadaşlar. Hepimiz Mustafa'yız. Hepimiz seçilmiş, temiz insanlarız. Buraya gelen arkadaşlarıma yolculuk yapacaklar, geriye dönecekler. Hepsine hayırlı yolculuklar, kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Beni dinlediğiniz için azınlıkla olsa hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi çalışmalar diliyorum.